Merhabalar arkadaşlar, 8 günde TYT Kimya Kampı'nın 6. gününe hoş geldiniz. Bugün sizlerle karışımlar ünitesini işleyeceğiz. Karışımlar ünitesi arkadaşlar yine bir tane sorunun geldiği bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. 4-6 başlık halinde inceleyeceğim karışımları. İlk videomuzda karışım nedir, özelliklerinden bahsedeceğiz. Homojen heterojen karışımlar ve çözülme sürecinde. İkinci videomuzda derişim birimlerini göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü videomuzda koligatif özellikleri tanıyacağız. Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalmasından bahsedeceğiz. Son videomuzda da arkadaşlar karışımların ayrılması için gerekli olan yöntemleri tanımış olacağız. Evet, hemen şöyle geçelim. Karışımların özellikleri ve sınıflandırılması demiş. Karışımın tanımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Nedir karışım? Birden fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele oranlarda bir araya gelmesi oluşan topluğa karışım denir. Karışım oluşan saf maddeleri de bileşen denir. Bakın, iki ya da daha fazla birleştiği zaman iki tane olasılık vardır karşımızda. Bunlardan birisi, eğer kendi kimlik özelliklerini kaybedip yeni bir madde oluşturuyorsa bu bir bileşik olarak karşımıza çıkıyor. Ama kendi kimlik özelliğini kaybetmeden rastgele oranlarda oluşuyorsa, bir araya geliyorsa bu bir karışımdır diyoruz. Karışımların özellikleri saf değillerdir arkadaşlar. Karışımı oluşturan bileşenler kimlik özelliklerini kaybetmezler. Yani tuzla suyu karıştığın zaman tuz özelliğini, su özelliğini koruyor arkadaşlar. Tekrar bunu ayrıştırma yöntemlerinde tekrar geriye ne yapacağız? Kazanacağız. Belirli bir formül ya da sembolleri yoktur arkadaşlar. Mesela tuzlu su, şekerli su diye direkt söylenir. Erime ve kaynama noktaları, yoğunlukları karakteristik değildir. Bileşenlerin, karışanların oranına göre değişir. Yani işte tuzlu suyun yoğunluğu şu kadar da diyemeyiz. Çözünen tuz oranına göre değişir. Ya da tuzlu suyun kaynama noktası şudur diyemeyiz. Çözünen tuz oranına göre değişir. Bileşenler arasında belli bir oran yoktur. Rastgele diye tanımda da söyledik zaten arkadaşlar. Fiziksel yöntemlerle bileşenleri ayrıştırabilir. Yine en son videomuzda arkadaşlar ayırma yöntemlerini göreceğiz. İşte damıtmalar, ayırma hunileri, işte ayrımsal damıtma yöntemleri, işte tancık boyutuyla süzme yöntemleri gibi alt başlıklara ayırıp daha ayrıntılı orada inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi karışımlar, başka özellikler ne söyleyebiliriz? Farklı kimyasal türler içerebilir. Yani baktığımız zaman bileşenler arkadaşlar atom olabilir, molekül olabilir, iyon olabilir. Bir de karışımların kütleleri, yani kaç tane maddeden bir araya geldiyse karışım, karışımların kütleleri bileşenlerin kütleleri toplamına eşittir. Yani işte iki tane maddenin kütlesi, işte birisinin A gram, birinin B gramsa karışımın toplam kütlesi A artı B'dir. Fakat karışımın hacmi bileşenin hacmi toplamına eşit olmayabilir. Tancıklar arası boşluklardan dolayı arkadaşlar böyle bir uyarı yapmak durumundayız. Yani hacim korunmayabilir arkadaşlar ama kütle korunmak zorunda. Peki karışımları ikiye ayırıyoruz. Homojen ve heterojen diye arkadaşlar. Homojen karışımlara çözelti diyoruz. Yani çözelti homojen karışımlardır. Nedir homojenlik? Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır. Örneğin tuzlu su, şekerli su, alaşımlar, doğalgaz, kolonya alkol su karışımıdır. Hava, sirke. Bunlar neyle bir işte yağmur suyu, ekstra olarak ben de bunu söyleyeyim. Bunlar birer homojen karışımlardır. Tek fazlı görünüme sahiptir. Bileşenlerini çıplak gözle görülmez arkadaşlar. Katı sıvı ya da gaz halde olabilirler. Çözünen tancık boyutu 1 nanometre, yani 10 üzeri eksi 9 metreden küçüktür. Böyle bir ölçü var arkadaşlar. Çözünen tancık boyutu 1 nanometreden küçükse çözelti homojen. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında koloid diyeceğiz. 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse de bunları işte süspansiyon, emülsiyon şeklinde nedir? Daha büyük çözünen tancıkları görebildiğimiz heterojen karışım olarak karşımıza çıkacak. Peki devam ediyoruz. Heterojen karışımları tanıyalım. Bileşenlerin tamamen birbiriyle karışmayan ve özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır. Örnek toprak, sis, duman, petrol, ayran, Türk kahvesi, salata, işte zeytinyağı su, kum su, mesela bunları da ben eklemiş olayım. Birer heterojen karışımdır. Heterojen karışımlar birden fazla faz içerebilirler. Karışımı oluşturan maddelerden biri diğerinin içine dağılıyorsa bu maddeye dağılan faz, dağılan madde, diğer maddeye de dağıtıcı madde denir. Heterojen karışımlarda dağılan maddenin tancık boyutu 1000 nanometreden büyüktür. 10 üzeri eksi 6 metreden büyüktür dedik. Belirgin özelliklere sahip bazı heterojen karışımların özel ismi vardır. Bunları emülsiyon, süspansiyon, adi karışım ve aerosol koloid olarak ne yapıyoruz? Ayırıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bakın, heterojen karışımlar, heterojen karışımları ayıralım. İsimlerini bilelim. İşte kim var mesela? Emülsiyon. Yani burada karışanların fiziksel hali önemli. Sıvı sıvı, bunu bileceğiz. İşte eğer heterojen karışımımız süspansiyonsa, süspansiyon
başlığını incelediğimiz zaman göreceğiz. Katı, sıvı karışmıştır arkadaşlar. Tabii bir katı sıvının içinde tamamen çözünmemesi oluşan bir durumdur. Katı, sıvı, heterojen karışım. İşte neden bahsedeceğiz mesela? Adi karışımdan bahsedeceğiz. Adi karışımsa katı katı, iki tane katının birbiri içinde çözünmemesi sonucu oluşan durum. Başka neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Aerosol. Aerosol. Aerosol iki formu var. Katı gaz ya da sıvı gaz şeklinde bileşimleri olacak. Son olarak bir de koloid. Koloid ara bir durum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman hani farklı formları var. Katı sıvısı da var, sıvı sıvısı da var. Katı gazı da var, sıvı gazı da var. Farklı formlarda olabiliyor arkadaşlar koloid. Bu ve ara durum. Yani heterojen kadar çözünen tanecik boyutunun büyük olmadığı, homojen kadar da küçük olmadığı ara bir durum olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bunları tanımaya başlayalım. Önce emisyonla başlayalım. Birbir içinde çözünmeyen sıvıların birbir içinde damlacıklar halinde dağıldığı heterojen karışımlardır. Örneğin buranın en meşhur örneği zaten arkadaşlar kimdir? Zeytinyağı sudur. Bunun dışında benzen su demiş. Benzen C6H6 apolar bir madde. Suda çözünmüyor. Süt, mayonez. Bir de başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada verdiğimiz örnekler bazen işte mesela emülsiyon olarak, süspansiyon olarak ya da aerosol olarak verdiğimiz örneklerin arkadaşlar aynı şekilde koloid içinde de örneklerini görebilirsiniz. Bunun nedeni arkadaşlar çünkü öyle örnekler var ki çözülen tanecik boyutu aralıkları birbirine girebiliyor. Bir aralık verdik ya mesela ne dedik? Koloid için 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9 metre arasında. Diğer mesela süspansiyon, emülsiyon, aerosol için 10 üzeri eksi 6 metreden büyük. Şimdi öyle örnekler var ki bu aralıklara girebiliyor. O yüzden bazen emülsiyon, süspansiyon, aerosol olarak söylediklerimiz çoğu arkadaşlar aynı zamanda koloid sınıfına da girebiliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Başta söyleyelim arkadaşlar. Emülsiyona örnek olarak işte benzin su, mazot su, örnek olarak civa su örnek verebiliriz arkadaşlar. Eter su, karbon tetraklorür, CCl4 su karışımını örnek olarak, yağ, sirke karışımını örnek olarak verebiliriz. Emülsiyonlar bulanık görünüme sahiptir. Beklediklerinde yoğunluklarına göre ayrışır demiş. İkinci olarak arkadaşlar süspansiyon. Birbiri içinde çözünmeyen katı ve sıvının katının parçacıklar halinde sıvıda dağıldığı heterojen karışımlarda. Örnek olarak işte Türk kahvesi, naftalin su, işte nişasta su olabilir mesela. Naftalin suyu örnek verdiyse onu da söyleyelim. Tebeşir tozu su, çamurlu su, ayranı burada arkadaşlar örnek olarak verebiliriz. Ekstra olarak kan mesela yine süspansiyon olarak alınabilir arkadaşlar. Burada karşımıza çıkabilir. Süspansiyonlarda dağılan tanecik boyutu 1000 nanometre yani 10 üzeri eksi 6 metreden büyüktür diyoruz. Peki geçiyorum arkadaşlar. Adi karışımlar tüm bileşenleri katı olan karışımlardır. Örneğin toprak, demir, tozu, kükürt, kum, çakıl, nohut, mercimek gibi katı katı heterojen karışımlar. Aerosol katı veya sıvının gaz ortamında dağılması oluşan karışımlardır. Örnek spreyler, işte böcek ilaçları falan deodorantlar olabilir. Duman, bulut, tozlu havayı sayabiliriz arkadaşlar. Aerosole işte sis olabilir mesela ekstra, köpük olabilir mesela. Koloid dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalması oluşan karışımlardır. Örneğin süt, krema, kan, sis, köpük, çırpılmış, yumurta, renkli camlar olabilir. Arkadaşlar jöle burada mesela verilmiş yine örnek olarak boyaları sayabiliriz. Koloidal karışımın ışın demeti geçinde dağılan parçacıklar net olarak görülebilir. Ancak çözeltilerde çözünen tanecikler görülmez. Bunda tindal saçılma etkisi deniyor arkadaşlar. Şöyle iki tane kabımız olsun. Işığı gönderiyoruz. Eğer bu çözeltiyse ışık direkt geçiyor arkadaşlar. Eğer bu bir koloidal bir karışımsa o zaman ne oluyor? Işık demeti böyle saçılmalar oluyor arkadaşlar. Buradan da çıplak gözle çünkü anlaşılmıyor. Sanki homojen karışımmış gibi anlaşılıyor koloidler. O yüzden böyle bir farkı var. Koloidal karışımlarda dağılan madde tanecik boyutu 1 ile 1000 nanometre arasındadır. Yani 10 üzeri eksi 6 metre ile 10 üzeri eksi 9 metre arasındadır diyebiliriz. Çözünme süreci nasıl gerçekleşiyor? Çözünme bir maddenin başka bir madde içinde homojen olarak karışmasına çözünme deniyor. Oluşan karışıma da çözelti deniyor arkadaşlar. Çözünme sürecinde çözünen taneciklerin su molekülleri tarafından sarılması hidratasyon. Bu tanımı bilmemiz lazım. Çözünen taneciklerin su dışında başka bir çözücü molekülü tarafından sarılmasına sorbitasyon deniyor. Suda çözünme, hidratasyon su dışındaki başka bir sıvıda çözünme ise bir çözücüde çözünme ise solvatasyon deniyor. Çözünme sürecinde etkili olan kuvvetler şunlar. Çözünen ve çözücü maddelerin kendi tanecikler arasındaki etkileşimler zayıflaması lazım. Bu enerji alan bir olaydır, ısı alan bir olaydır, endotermik. Buna A diyelim mesela. Çözücü ve çözünen tanecikler arasında yeni etkileşimler meydana gelir. Bu tabii zayıf etkileşimler oluşuyor. Bu etkileşimlerde endotermik ya da egzotermik olabilir. Genellikle egzotermiktir arkadaşlar. Buna da B diyelim.
Benzer benzeri çözel kuralına göre polar maddeler polar çözünürlerde, apolar maddeler apolar çözünürlerde iyi çözünür. Yani şeklinde bir genelleme yapabilir. Şimdi bu AB olayını şundan dolayı söyleyeyim. Eğer A olayı B olayından daha fazlaysa, yani çözücü ve çözülen maddelerin kendi tanecikler arasındaki etkileşim çok çok büyükse arkadaşlar, yeni oluşan etkileşimlerden, çözücü ve çözünen arasındaki oluşan etkileşimlerden çok çok büyükse çözüm olayı gerçekleşmiyor. İşte heterojenlik burada oluyor. Ya da çok yakın olursa, yani birbirine A yine B'den büyük olursa bu sefer ısı alarak çözünme olayı gerçekleşiyor. B A'dan büyük olursa arkadaşlar bu sefer çözünme genellikle gerçekleşiyor. Çünkü çözünme olayı istemli. Çözücü ve çözülen tanecikler arasındaki etkileşim daha büyük olduğu için çözünme olayı istemli olarak gerçekleşiyor ve ısı açığa çıktığını söyleyebiliriz. B A'dan büyükse bu yorumda yapmış olalım. Peki mesela iyonik bağlı bir bileşik olan sodyum klorür kristali polar yapılı suyun içinde çözünüyor. Burada çözünme olayında iyon dipol etkileşimleri oluşuyor. KCl tuzunun, burada da NaCl demiş, bu da KCl tuzunu örnek vermiş. Biz NaCl yapalım yine arkadaşlar. Benzer özellikleri sahiptir. Burada geldiği zaman arkadaşlar KCl NaCl tuzunun iyonları işte sodyum artı 1 ve klor eksi 1. Artı olan sodyum artı 1 iyonları suyun oksijenleri tarafından, çünkü oksijenin suyun oksijen kısmı kısmi eksi yüklüdür. Artı eksiyi çekiyor. Burada bir etkileşim oluşuyor. Bakın sarmış etrafını. İyon dipol etkileşimi. Aynı şekilde NaCl tuzunun klor eksi bir iyonları da suyun hidrojen tarafından ne yapmış? Artı kısımları, kısmi artı kısım tarafından sarılmış. Çözünme sürecinde çözünen ve çözücü tanecikler arasında etkileşimler oluşur. Bu etkileşimler çözünen ve çözücünün yapısına göre değişir. Apolar maddelerde indüklenmiş dipol, polar maddelerde dipol ya da işte hidrojen bağları, iyonik bağlı maddelerde iyon, hidrojenin fon ile yaptığı maddelerde ayrıca almış bunu, hidrojen bağı etkileşimleri görür. Örneğin NaCl'nin sulu çözeltisinde çözünmesi sırasında sodyum artı 1 ve klor eksi 1 iyonları polar bir molekül olan su arasında iyon dipol etkileşimlerinin olduğunu söylemiş çözünme sürecine. Peki sorularınız gelsin. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez demiş arkadaşlar. Demlenmiş çay homojendir, maden suyu homojendir, deniz suyu, tuzlu su homojendir, tunç alaşımdır, alaşımlar homojen karışımdır. Ama jöle arkadaşlar katı sıvı koloid, yani daha çok koloid sınıfına girer. Bu şekilde sayabiliriz, söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız değişik olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Polar maddeler sadece polar çözücüler çözünür. Sadece deyince arkadaşlar dikkat etmek lazım. Yani genellikle polar maddeler polar çözücüler çözünür ama sadece kelimesi yanlış. Mesela ben size bir örnek vereyim. İyot I2 ile mesela etil alkol. Bu dediğimiz olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu apolar bir madde, bu da polar bir madde. Pentürdiyot çözelti yani. İyotun etil alkolde çözünmesi meydana geliyor. Çözelti oluşturuyor. O zaman demek ki sadece polar çözücülerde çözünmüyor polar maddeler ya da apolar maddeler sadece apolar çözücülerde çözünmüyor. Böyle istisnalar olabilir. O zaman bu ifade yanlış oldu yani genellemeden dolayı. Tüm karışımlar çözücü ve çözünenden meydana gelir arkadaşlar. Yani aslında çözelti oluşuyorsa çözünme olayı meydana geliyor ama çözünme olayının meydana gelmediği durumlar var. Yani heterojen karışımlar bir biçimde çözünmeyen durumlar oluşabilir. Ondan dolayı bunu da arkadaşlar almayacağız. Çözücüsü su olan çözeltilerde çözünme olayı, çözelti demiş, hidrotasyon olayı meydana gelir. Su ise hidrotasyon olayı meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Peki geçiyorum hemen bir sonraki soruya. Heterojen karışımlarla ilgili hangileri doğrudur demiş heterojen karışımlarla ilgili. Çok fazla görünüme sahiptirler. Evet doğrudur. Dağılan taneciklerin tamamı süzgeç kağıdından geçebilir. Mesela zeytinyağı suyu heterojen bir karışımdır ama süzgeç kağıdından geçiremezsiniz. Bu olmaz. Tanecikler arasında hiçbir etkileşim bulmaz. Tanecikler arasında zayıf etkileşimler vardır ama bu etkileşimler çözünme için yeterli olup olmayabilir. Ama sonuçta heterojen karışımlarda da temas halinde maddeler olacağı için mutlaka zayıf etkileşimler kurulmuştur arkadaşlar. Hiçbir etkileşim bulunmaz ifadesi yanlış olur diyoruz. Peki son bir sorumuz var, hemen bitirelim. İyotun karbon tetraklorür. İyot apolar bir madde. İki atomlu hisse ve atomlar aynıysa apolardır. Karbon tetraklorür bu da apolardır arkadaşlar. Burada çözünmesiyle ilgili demiş hangileri doğrudur? Çözünme sırasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri. Evet, apolar molekül arasındaki zayıf etkileşimimiz budur arkadaşlar. Bu etkili olmuştur. Solvatasyon olayı meydana gelmiştir. Çözünmede su dışında başka bir çözücü kullanıldığı için solvatasyon olayı meydana gelmiştir. Oluşan karışım elektriği iletmez çünkü bunlar moleküldür. Moleküler çözünme meydana gelmiştir. İyonik bir çözünme değildir. O yüzden molekül halinde çözündüğü için oluşan karışım elektriği iletmez diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.